Asurlular Asya'yı uzun yüzyıllar boyunca demir yumrukla yönetmişlerdi. Ancak milattan önce 8. yüzyılda Madea halkı bugün İran ve kuzeyin batısıdır. Başkaldırı ve sonunda özgürlüğüne kavuştu. Artık Madyalıların yeni bir hükümet kurmaları gerekiyordu. Her türlü despotluktan kaçınmaya kararlı bir şekilde herhangi birine hem üstün güce vermeyi ya da krallık kurmayı reddettiler. Ama bir lider olmaksızın ülke kısa sürede içinde kargaşanın içine düştü. Ve birbirleriyle savaşan köylerden oluşan küçük krallıklara bölündü. Böyle bir köyde Deikoles adında bir adam yaşıyordu. Adil alışveriş ve anlaşmazlıkları çözme yeteneğiyle ünlenmişti. Bunu o kadar iyi başarıyordu ki kısa süre içinde bölgedeki her türlü çatışma ona getirilir olmuş ve gücün gitgide artmıştı. Tüm bölgede yasaların saygınlığını kalmamış, yargıçlar yolsuzluk yapıyordu. Artık kimse davalarını mahkemeye götürmüyor, bunun yerine şiddete başvuruyorlardı. Deikolis bilgeliği, rüşvet almayışı ve tarafsızlığıyla ilgili sözler ortalığa yayılınca bütün Madya köyleri her türlü davalarını halletmek için ona başvurmaya başladılar. Kısa süre içinde ülkede adalet konusunda söz sahibi olan tek kişi haline geldi. Dekoles gücünün doruklarındayken birdenbire sıkıldığına karar verdi. Artık yargıç sandalyesine oturmayacak, davaları dinlemeyecek, kardeş ve köyler arasındaki anlaşmazlıkları gidermeyecekti. Başka insanların sorunlarıyla çok fazla uğraşarak kendi işlerini ihmal ettiğini yakınarak emekli oldu. Ülke bir kez daha kargaşaya girdi. Deikolis gibi güçlü bir yargıcın ansızın çekilişiyle suç arttı ve yasaya saygısızlık hiç olmadığı kadar büyüdü. Bütün köylerden gelen insanlar bu aşmazdan nasıl çıkacaklarına karar vermek için bir toplantı düzenlediler. Bu şartlar altında bu ülkeden yaşamaya devam edemeyiz, dedi bir kabile lideri. Yönetici olarak birbirimizi atayalım. Böylece düzenli bir hükümetin yönetimi altında yaşayalım. Yoksa bu kargaşa hepimizi evlerimizi edecek. Ve böylece Asurlular zorbalık altında çok çekmiş olmalarına rağmen Medealılar yine monarşi kurup bir kral seçmeye karar verdiler. Yönetici olarak en çok istedikleri insan kuşkusuz adil Dekoros'tu. Artık köylerin kavga ve çekişmesiyle daha fazla ilgilenmek istemediği için ikna edilmesi zordu ama Medyalılar yalvarıp yakardılar. Onsuz ülke kanunsuz bir devlet haline gelmişti. Medyalılar yalvarıp yakardılar ve onu hükümdar olarak oturtmaya karar verdiler. Delikovistler sonunda kabul etti. Ama bazı şartları vardı. Onun için muhteşem bir saray inşa edilecekti, korumalar olacaktı ve başkent onun ülkeyi idare edebileceği bir yerde kurulacaktı. Bütün bunlar yapıldı. Dekoles sarayına yerleşti. Başkentin ortasında saray duvarlarla çevrilmişti ve saran insanlar içeriye kesinlikle giremiyordu. Dekoles ondan sonra iktidarının şartlarını koydu. Onun yanına girmek yasaktı. Krala iletişime girmek ancak haberciler yoluyla mümkündü. Kraliyet sarayında hiç kimse onu haftada birden fazla göremeyecekti ve o yalnızca izinli olacaktı. Dekoles 53 yıl boyunca yönetimi elinde tuttu. Madea İmparatorluğunu genişletti ve daha sonra büyük torunu tarafından kurulacak olan Pers İmparatorluğu'nun temelini oluşturdu. Dekoles'in iktidarı sırasında insanların ona saygısı giderek tapınma şekline geldi. Onun yalnızca bir ölümlü değil, Tanrı'nın olduğuna inanıyorlardı. Yorum. Dekoles büyük bir hırsları olan bir adamdı. Ülkenin güçlü bir lidere ihtiyacı olduğuna ve kendisinin bu işi adamı olduğuna çok erken karar vermişti. Adaşi'nin kucağındaki bir ülkede en güçlü adam yargıç ve hakemdir. Bu yüzden Dekoles kusursuz adalet olan bir insan olarak ünlenerek kariyerine başladı.
Bununla birlikte bir yargıç olarak gücünün doruklarındayken yokluk ve varlık yasasını anımsadı. Bu kadar çok kişiye hizmet verirken çok fazla görünür, çok kolay erişilir olmuştu ve daha önce tadını çıkardığı saygıyı kaybetmişti. İnsanlar onun hizmetini böylece kabul ediyorlardı. İstediği güç ve saygıyı yeniden elde etmenin tek yolu tamamen geri çekilmek ve Madyarların onsuz hayatı nasıl olduğunu görmelerini sağlamaktı. Beklediği gibi gelip kendilerini idare etmesi için ona yalvarmışlardı. Dekules bu gerçeği keşfettikten sonra yasayı sonuna kadar uyguladı. Halkının kendisi için inşa ettiği sarayda birkaç saray mensubu dışında onu gören kimse yoktu. Onlar da engel olarak görebiliyorlardı. Herodotus yazdığı gibi, eğer onu alışılmış bir şekilde görürlerse bunun kıskançlık ve kızgınlıkla neden olması riski vardı. O zaman da komplolar gelirdi. Ama eğer kimse onu görmezse onun insandan farklı bir varlık olduğuna dair efsane gelişirdi. Evet, kısa iktidar kitabından okuduğum kısa bölüm bu kadar. Bir sonraki